And I'll face the eye of the needle Sesi streme de vereceğim ee, ki hani şey yapayım sonradan kayıt alırken kolay olsun diye. Ee, yaklaşık 10 dakikamız daha var. Böyle takılırız şimdilik. Hatta 10 dakika sonra vereyim ya şimdi vermeyeyim ben. Give me some love, nah, nah. Gotta give me some love, na-na. Nah. Gotta give me some love, na na Gotta give me some love, na-na-na. Ele verdim. Hani şu an bu noktadan sonra konuştuklarım kayıt altında da olacak. E, tır. Ding 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 ding. E, şey, ufaktan başlayalım o zaman. E, bu aygıt şey, hani önce bu o bugünün temasından bahsedeyim. Hani haberi olmayanlar için. E, Secrets Manager, VMware Secrets Manager. En azından şu an için VMware Secrets Manager. İleride hani Broadcom Secrets Manager ya da Broadcom By VMware Secrets Manager. Daha ismi belli değil ama ne olacak? Hani kod aynı kod. Bu Aygıt'ın kurulumu ve geliştirme ortamı şeyi setup'ı hakkında konuşacağız. Hani Burada da şu an şey var. Sıfırdan kurduğum bir Linux makine var. Ubuntu 22.04.02 versiyonu. Ondan sonra Buna işte gerekli her şeyi kuracağız. Ondan sonra işte kodu derlemeye çalışacağız. Belki ufaktan bir feature falan geliştirmeye başlarız ya da bitiririz bilmiyorum. Öyle bir plan var falan. Hani arada hata falan da olabilir. Çünkü hani hiç bu makinede bu versiyonda gerekli şeylerin kurulumunu denemedim. Hata olursa da dibe geçeceğiz hani onun için şeyin de garantisi yok hani ne kadar uzun sürecek ne kadar uzun sürmeyecek bu şey ya da hani yarıda kesip devamını getireceğiz mi falan gibi olayların da bir garantisi yok başlayacağız hani ondan sonra işte kadrinin götürdüğü yere kadar gideceğiz ee, falan ben şuradan şeyle başlıyorum bize bir dakır gerekecek çünkü biz şey kullanacağız. Um, <laughs> Dokümantasyonda önerilen yöntem mini küp üzerinden da, Docker kullanan mini küp üzerinden kurulum ve geliştirmeyi yapmak. Ama alternatif şeylerde de oluyor işte ne bileyim. E, herhangi bir Kubernetes clusterınız varsa orada da oluyor. Kind Kubernetes'in Docker'da da denendi çalışıyor falan. Ya da işte e, şey var, microk var Ubuntu'nun default Kubernetes distrosu. Onda da denedim, onda da çalışıyordu. A'a o şey Twitch'te banner var. Banner'ı kaldıralım. Tamam. Kaldıralım. Kaldıralım. Neredesin Twitch? Twitch'i bulursam kaldıracağım. Hop. İşte düzenli yapmak lazım bu işleri ki böyle arada banner banner unutmayasın. Kalktı. Şu an kalkmış olması lazım. Ee, tamam işte şey. Ne denir ona? Ee, işte farklı şeylerde çalışıyor ama hani ben ...official dokümanı takip edip, ona göre yapacağım ki daha az hata olsun ve... ...ya sorun olursa da hani o sorunu çözmek daha rahat olsun falan diye. Onun için de Docker'la başlıyorum. Ee, Docker kurmak için ne lazım demiş. yani install etmem gereken bir şey yok çünkü zaten şey... ...hani sıfır sistem gerekli şeylerimiz var. Setup Docker's App Repository. Böyle Şunları şöyle bir kopya. Teker teker çalıştırayım ya da ya. Garanti olsun. Copy. Paste. Son güncellemeleri al. Şöyle yan yana koyayım hatta şunları. Tamam. Sonra Bunlar zaten var olması lazım ama olsun. Garanti olsun. Paste. Tamam Umut'cum. Ee, görüşürüz kendine iyi bak. Ah sudanın susunu unuttum. <laughs> Sınav <Sudan> yapacakmış. <laughs> o da iyi. <laughs> Ay. Bakalım Hamza da gelir bir ara belki. Onu dürtecektim unuttum dürtmeyi hop oh. oh, selam okan daha yeni başladık çok bir şey kaçırmadım bu arada şey ducker kuruyoruz şu an <laughs> yüz toplar toblerone var mı? <laughs> ya ben şey yapıyordum ya bak aklıma geldi eee live kod zamanında işte şey e, bilmem nenin lead direktörü bir şeysiydim yine çok normal şeyler ya <laughs> Ee, ondan sonra işe yapıyordum. Um, bueno. Kinder Bueno veriyordum. Böyle şey. Farklı temalarda ya yarışma oluyordu ya böyle quiz yapıyordum harbiden. Ee, ya da işte başka bir şey. Şunu geliştiren bir şey yapın falan diye. Ondan sonra değerlendiriyorduk. Hani en güzel yapana bir güzelinden e, Bueno. <gülüyor> İyiydi. <laughs> Kinder'in de reklamını yaptık arada. <laughs> evet. Hey. Yarmır. Enter. Havuç önemli ya. Ya havuç değil gerçi. Yani o startup şey olayı var. Ne denir ona? Havuçtan ziyade e, zaten çok yoğun startup ortamı. Hani motivasyondan çok hani siz buraya Sadece böyle sınırsız çalışmak için gelmediniz. E, ondan mı? hani bizden de bir şeyler hani insanlığımız da var falan kısmını göstermek biraz e, sanki. E, yoksa hani zaten şey hani ekipteki herkes kendinden motiveydi e, falan ama öyle de güzel oluyor yani bir şey eğlence oluyor hiçbir şey olmasa. Takır GPG bunu yaptım mı ben demin ya yapmadım. Copy, paste. Hayır oyunlaştırma evet ya. Gamification onu çok şeyde Livego da çok yaptık. Yani zaten Live pardon Live diyorum şeyde Jive'da. Jive Jive zaten platform gamification üzerine hani kendi sosyal network'üm var. Private social business network diyeyim ya da business pardon şey yani kendi private Facebook'un var, şirket içinde kullanıyorsun. Ee, ki yani bu Facebook Workspace'i yok kendi o. ve ee, yani her şey şey üzerine yani badge'ler alıyorsun, puanlar topluyorsun falan. Ee, millet de içerik üretiyordu onun üzerinden. Bir. Tamam. Sudo apt update. Paste. Tamam. If you use Ubuntu derivative, no, derivative kullanmıyorum. Uh, to install the latest version. Aha da bunları çalıştır. Tamam çalıştıralım bakalım. Copy. Paste. Yes. Enter. o kura dursun ben ha kurdu bile ben bir şey ayarlayacağım şurada tamam süper 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 şimdi docker'ımız var Aa, benim ekran sapıttı Ekranın düzelmesini bekliyorum. Ekran kendine geldi. Tamam Docker var ama Docker'a ben şeysiz, e, yani sudosuz ıı, girmek istiyorum. Onun içinde şey vardı. Şurada bir Linux post install instruction'ları var. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor bunlar ama ben yine deneyeyim. Group at Docker. Paste. Okay. Add your user to Docker. Paste. Şimdi deneyelim. Paste. Docker run. Hello World. Deneyelim bakalım şimdi bu çalışırsa eğer aynen öyle. Tamam. Dockerımız var artık bir güzel Dockerımız oldu. Nur topu gibi. Şimdi bir de mini küp kuracağız. <laughs> bir anda da böyle müzik dinleyip kafa sallıyorum ya siz duymuyorsunuz ama. <laughs> Linux. Mini küp. Şimdi neyimiz var? Bizim Linux'imiz var. Ee, rmx 64 mira mimarimiz. Stable istiyorum. Binary indireceğim. Oradan kuracağım. Hop. Neredeyim ben bu arada? Tamam. Curl. in bakalım. Curl'e yatan şaşkalkar. Şaşkalkar. Bu arada şu sayfaları da paylaşayım chatte de. Şu Ubuntu'ya da kurmaca. Şunu alayım, kopyalayayım. Bu Docker kurduktan sonra yapılan şeyler. Yani çok bir şey yapmıyor. Official dokumentasyonları takip ediyoruz. Bu da işte şey. Aa. Root aynen şey ya. Docker normalde root yetkisi isteyen bir şey. Root grubunda, root gibiler grubunda diyeyim olunca Docker'ı root sudo kullanmadan şey yapıyorsun, kullanabiliyorsun. Yoksa normalde hani ben e, nerede bu? Docker images demek yerine mesela şey demem gerekiyordu. Sudo Docker images. O, aradaki sudo'yu kaldırıyor ve hani şey bu diğer scriptlerin de sudosuz Docker kullanmasını sağlıyor. Ee, hani daha rahat oluyor. Tabii daha güvensiz oluyor aynı zamanda şey. Ama çok güvenlik kısmına takmıyorum çünkü bu zaten şey e, test ortamı. Yani kendi sanal makinem ve dışarıya şey yok hani. hani şey, internette değil diyeyim internete erişim var ama önce benim benim ev bilgisayarımı hacklemeleri lazım ki bu makineyi hackleyebilsinler. Minik yap, minik bık bık Paste. O tamam kurdu. Şimdi. Miniküp start diyeceğim ama ben bir şeye bakacağım. Aa, başka bir environment variable set etmem lazım mı? Ona bakacağım. Şey başka bir terminal açacağım bir yerde de bizim build server'a girip Tabii onu göstermeyeceğim size çünkü build server'da başka şeyler de olabilir ama gerekli şeyler varsa oradan buraya kopyalarım en azından. Aa, N, evet desem her şey. SSH önce bir şey server'a girmek lazım değil mi? Bunları görmüyorsunuz bu arada ama hani duymanız gereken bir şey varsa söylerim en azından. Ding ding ding. Şu an şeye bakıyorum benim. Environment'a bakıyorum neler var diye. Um. Yani. Profile'da bir şeyim var mı benim? Peki at the Tamam. Ben diğer dosyada profilde set etmişim environment variable'ları. Burada da aynısını yapacağım. Şu. Bir kopyalayayım da gereksiz olanları silerim. Şöyle. Set paste. Şimdi yapıştırabilirim. Tamam. Bol bol exportlarımız var. Şimdi bir kere şu easy olanlara gerek yok. Çünkü artık şey secret manager ile prefix ediliyor şeyler. CPU count memory Bunlara da ben şunlar şurada dursun hani referans olarak da ben kullanmayacağım. Çünkü bende zaten yeterince CPU ve memory var. Hani default hangi değeri atıyorsa onu kullanmam yetecek. Docker Content Trust kullanmama gerek yok çünkü bu Content Trust'ı şeyde kullanıyorum ben. Uh, build Server'da hani Docker imajlarını release ederken, imzalarken sign etmek için kullanıyorum. Burası hani geliştirme yapacağımız yer. gerek yok. Sanırım GPG'ye de gerek yok. Varsa zaten ekstra uğraşmam lazım. Kaydet, Ne onu. Şunları alayım, çete yapıştırayım. Hani ah come on. Come on. Kopyala. O. O şey yaptı. Dur bir text kutusu içine alayım. Text 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 text. Hop böyle. Hani bunlardan hiçbirini kullanmıyorum. Şu an default haliyle çalışacağını varsayıyorum. Çalışmazsa bakarız. Neredeyim? Home Parallels'deyim. Şincik. Ha. şu aşamada şey. Mini kübü başlatmadan önce. Ha make var mı bende? Ona bir bakayım. Which make. Make var. Tamam. make olmasaydı bir de make kuracaktık. Ama ama make'imiz var. şeye gireyim projeyi kullanmayalım artık. Ondan çünkü projenin içinde zaten şey var hani mini kübü start edecek başlatacak script var. Hani evet o onun üzerinden çalıştırmak daha iyi. Vm where Tanzu secrets manager enter. Tamam. Linki de koydum. E yani bunu, yani normalde hani bunun SSH ile kullanabilirsiniz ama yani ben şu an login değilim. Onun için HTTP üzerinden kullanacağım. Çok bir şey fark etmemesi lazım. Zaten kodu indirip derleyeceğiz, açık kod. Şöyle bir şey oluşturayım önce. Bir workspace oluşturayım. Hmm, sonra git lan. Git getir bunu. Git getir. Hop gelsin bakalım. Git diyoruz. Secrets Manager ayağınıza geliyor. CD Secrets Manager. eee... okay. Tamam proje şurada şu an. Eee, şey var. make help deyince işte böyle bir işte genel bir help listesi şey yapıyor. Bir de make h vardı burada. Make file da tanımlı. O da hani daha böyle deployment'a yönelik başka bir help uh, dokümanı çıkarıyor. Ya da işte help instruction'ları diyeyim çıkarıyor. Ben make help diyeceğim. Help'teki şeylerden bakacağım neyimiz var diye. Uh, bum 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 bum. Kate Buraları değiştirmişler mi ya? Çok enteresan. Burada başka şeyler de vardı. Ha. Make Kate delete, make Kate start. Zaten delete'e ihtiyacım yok çünkü sıfırdan e, kuruyorum şeyi. Ha, mouse'a yapıştırmaktan yılarsam. Dur bir deneyeyim bakayım. Dur. Şunu kopyaladım, copy. Ctrl Shift V değil mi? Valla yapıştırdı. Neyse. Kontrol ve çık bir şey yapmıyor. Comment zaten apayrı. Apple'a bağlı falan. Evet ama şey yaptı. Kate delete. Start yapalım. Bir. Aa, make. Kate. Aa bende şey yok. Küp katıl var mı bende? Which Cube katıl. Katıl. Yok. Bir de onu kuracağız. Hop. Gel bakalım buraya. Install Cube katıl Ubuntu. Okey. Her şey algısı var ya. Ya işte o kadar sene deneyimli falan filan her şeyi biliyor, hiçbir şey bakmadan yazıyor falan. E, yok öyle bir dünya. Çünkü bunların hepsi sürekli değişiyor zaten. <laughs> e, en güzel hani official dokumentasyon neyse onu takip etmek. Ha bir de unutuyorsun o da var. <laughs> Mesela neymiş dedim. ARM 64 mimarisinde şey yapacağız. Ha bir de tabii ee, bunu görme, kurmamış insanlar için bak şunu da yapıştırayım şeye. Yani bir yandan da göstermiş oluyor aynen. Çete yapıştırdım. Bu arada Twitch'ten takip edenler varsa e Discord'dan da takip etsinler. Çünkü chatte çok güzel şeyler dönüyor. Twitch'tekiler onları göremiyor. Yazık onlara. Discord'umuzda Discord GG Campus. Bir de gideceğim de demeyeyim onu ya. <laughs> Twitch'e şey yapıştıracağım yani Discord linkini yapıştıracağım. Discord gg slash campus. Ne hmm. yapıyoruz? Kopyalıyoruz. Ctrl Shift V. Hop löp diye yapıştırdı. İşte bu. <gülüyor> aynen. Campus <laughs> Discord aynen Rux ya. Bu arada Twitch'ten Bedirhan el sallamış. Selam Bedirhan. Dediğim gibi eğer kampüse gelirsen orada ayrı bir geyik geyik geyik, geyik de dönüyor. Ee, bazı şeyleri dışarıdan paylaşamıyoruz. Hahaha. <laughs> şey kötü villain gülüşü. <laughs> Ay, o Hamza hocam gelmiş. Hamza geyik yapmak istiyorsan sahneye de gelebilirsin ha. <laughs> Yaşasın kötülük. <laughs> ha, dur bir dakika şu Chatrino'yu da böyle el altına alayım da oradan çünkü arada el sallayanlar oluyor. Chatrino. Tamam kurdum mu? Var mı benim küp katalım şimdi? Tempor. Ha spesifikasyon istemiyorum ben. Validate the binary. Ben güveniyorum ama. Validate the kuka binary against'ı çeksem. Tamam bir validate edelim yine. Ne olur ne olmaz. İnternetin bin bir türlü hali var. Copy. Bak yine yapıştırdım. Ctrl-Shift-V yapacaktım. Ha indirmedim mi ben onu? Bir dakika ne yaptım ben ya? Indirmiş olmam lazım. Aa bir de buraya indirmişim. Bir dakika bunu we'll move, küp kadal, bir yukarı çıkar. Küp burada. Edit well, binary. Tamam burada işte. Bu niye çalışmadı o zaman? Ha. Yayını duyamıyormuş. Twitch'e bakayım. O olmadı. Diğer bilgisayardan açarım diyor Hamza. Ha. Yayını niye duyamıyorsun ya? Herkes duyuyor. Ha Twitch'ten duyuyorsun şeyde mi? Duyuyorum? Discord'da mı duyamıyorsun? Katkı, kutla, küp katıl. Neyse, de etmiyorum. Güveniyorum ben bu alete ya. Son sözler. Neyse ki sanal makine son sözler en fazla bu makineyi etkiler. sudo install root root, root kubectl user local bin kubectl enter Sanal monitörü biraz küçülteceğim. Tamam. If you don't have root access on the target system, you can still install kubectl falan filan. Tamam burada sonra şey yapayım ben küp kadılı küp bak diyeyim Tamam. Bir şeyimiz de var. Selam Sadık. Ee, hoş geldin. Aa, küp kadılımız da var. Ee, özetleyelim şu ana kadar ne yaptık. Hani yeni gelenler için. Docker kurduk. E, ee, Docker'ın şu anki user'a root aksesi verdik. Yani sudo Docker yapmak yerine yani düz Docker kullanabilirim. Ee, mini küp kurduk. Secrets Manager'ı klonladık. Aa, başka ne yaptık? Bir de küp katıl kurduk işte Kubernetes'te şey yapmak için. E, Kubernetes API'yi e, consume edebilmek için. Ben şuradan secret manager'a geçiyorum tekrar. Neredeyim? Secret manager'dayım. Ne var burada? Şöyle şeyler var. E, buradan da şey make help diyeceğim tekrar. Ve make kate start deyince bana bir mini küp cluster e, vermesini bekliyorum aletin. Make Kate start. Oh. Desktop app'e gelince ses geldi. Demek ki neymiş? Discord'u desktop'tan kullanıyormuşuz. Bir de mobilden kullanıyoruz çünkü Umut çok çalıştı. <laughs> Repodaki Mac yapısını ben icat ettim bu arada. Başka yerde görmedim böyle bir düzenleme. <laughs> yani baktım çünkü şey bu Magpie çok büyüyor. Bölmek lazım. Bir şey de istemedim. Hani oturup da başka bir build sistem. Bazel falan var mesela. Hani o da kullanılabilir build ortamı için. De hani Go Codebase'i e de Make kullanılıyor daha ziyade. Ama bir, bir, bir garip Codebase var. Hani Go var ama içinde YAML'lar bilmem neler falan da var. Böyle bir şey çıktı işin içine. Ay Beyza, e yorumum nedir? <laughs> ben ne, bacım ne diyeyim ya? <laughs> çok karışık ya Beyza. Hani Google kafası, hani sorunu çözüyor. At scale çok iyi. Ee, ama gereği var mı hani? Yani Ha şey de güzel. Hani böyle bir CI/CD pipeline'da saniye böyle milisaniye önemliyse bir şeyleri derlerken Bazel'ın keşi çok iyi mesela. Hani o keşi çok güzel idare ediyor. Çok hızlı derleyebiliyor ama ya hani şey Bazel kullanınca mesela Go'nun kendi build yapısını Go Sam, Go Mod onları kullanamıyorsun. Hani direkt Bazel Bey. Bazel nasılsa onun mantığına uyman gerekiyor. Yeni bir şey öğrenmen gerekiyor üzerine falan. Yani kullanıyoruz biz şeyde. Eee Bizim business unit'te. E, kullanmasaydık iyiydi diyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> Hop. Mini kübümüz var. Cube, cuddle, get, node. Tamam. Bir de şey. Benim Alias tamam. Şuraya ben birkaç tane şey tanımlayacağım. Hatta şeyin sonuna tanımlayayım ya. Alias K Bekletil. Alias C Clear. Başka ne var mesela? Şimdilik yeter ya. Aa. Tamam süper, kolaylık. Tamam, şimdi ne oldu? Elimizde bir cluster var çalışan. Ondan sonra cımına bir de şeyimiz var, bir projemiz var. Projeyi bir görelim yani, bir, bir editör kurayım da onda bir hani en azından editleyebileceğimiz bir şey olsun chat. Sublime mı kursam? Sublime iyidir ya. Sublime text. Hiç böyle Vim'i modifiye edip de Vim'i ideye çeviremeyeceğim. Hani o apayrı bir vakit daha şeyi. Bu Linux oğlum ya. Notepad Plus var mıdır acaba Linux distrosu Notepad Plus'ın? Install for Linux. Yes, I want to install for Linux. Sublime modern WinRAR benim için. Hani kullanıyorsun para ödemene gerek yok ama ben verdim parasını lisansı da var aslında. paste. Stable. Stable kurayım sabitleyim. <laughs> ne oldu ya? Çıktım geldim ben arada. Geliyor sesim değil mi şimdi? Şeyi açayım. Kamera kayboldu. Sandıkları terk etmeyelim. <laughs> Neyse backup var. Hani buradan çıkarsam da şeyde Twitch'te devam ediyor en azından. Evet, Ben yoksa kovdum mu herkesi ya ayaküstü? <laughs> Onu yapmış da olabilirim. Ses yok. Ses. Hamza bence sende yok ses. Ses yok mu harbiden? Tamam tamam bir dakika. Discord'da yok Twitch'te var. Ya bu nasıl bir olaydır? Dur şu şeyi ben bir... Nerede benim ses setup zımbırtısı? Çünkü Discord'da da Twitch'e de aynı yerden gidiyor. Ee, Twitch'te varsa... Var olan veriden devam edeyim ben. Twitch'te varsa eğer... Şu stream loopback çalışıyor. Bu video conference loopback dediğim zımbırtı çalışmıyor. Ee, ona bakayım. Benim mikrofon discord'u da hatta şöyle orta yere getireyim discord'u. Ne olacak? Al sana discord. Ee, mikrofon. Mikrofon kontrol. Maksimum güçte. Ceza. Ee, video conference loopback. <laughs> 5-10 dakika önce. Peki ben buraya stream'e verdiğim şeyi versem zaten stream'e de benim ses gidiyor. Başka bir şey gitmiyor. Şimdi nasıl oldu mesela? Hi Twitch. Geliyor mu Discord'da ses? Bir dakika ya ben yine input'la output'u karıştırdım ya. Yo pardon tamam input. Input dedim mikrofon. Hala gelmiyor. Kendimi müteledim. Açtım. Ben bir çıkayım gireyim o zaman. Belki gelir. Ve gir çık. Discord ahalisi. Geldi. Şimdi geldi ama doğru mikrofon mu geldi? O da önemli. <laughs> 50 dolarlık mikrofon mu? 500 dolarlık mı? <laughs> Dur bakayım. Bir kontrol edeyim. Ee, stream loopback. Bir şey daha deneyeceğim. Hala geliyor mu? Süper. Tamam. Harikayız. Aynen. Devam. Ben... Start the stage. Start the stage. 50 milyon TL ya bu Discord'un UX'ini kim düzenliyor ya? Start the stage. Start etmeyeceğim kardeşim. Start the stage. Hadi bakalım stage dedim. Hop, hala geliyor değil mi? Tamam süper. Ee, Discord'dan ekranı da paylaşayım. Ben kamerayı da açıyorum. Kamera da açıldı. Ekranı da paylaşacağım. Hop. Ekranı da paylaştım. Tamam. Özümüze döndük tekrar sanki. Hop. Tamamdır. Şimdi ben geri döneyim o zaman. Arada ne yaptık? Ha sublime kuruyorduk. Çok da bir şey yapmadık aslında ya. Dur. Sublime. Devnal. Şunu yaptım en son galiba stable tamam sudo apt update yapacağız sonra sublime kuracağız sonra sudo apt update ding 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 sudo apt install sublime text hop ha bulamadı ha niye şeyleri eksik mi yaptım ben ya? WGET yaptım. Şu şey ha şunu güncellemedim herhalde. Paste. Enter. Stable. Tekrar deneyeyim bakalım. Up, update. Olmazsa Visual Studio falan kurarız ya. Zaten Ubuntu'da default var Visual Studio şeyi. E, App Store'dan App Store borunun neyse artık oradan kurabiliyor olmamız lazım. Apt update. Copy, Ctrl, Shift ve Enter. Ha tamam buldu. <laughs> Setup'ı kurar feature'ı basar. Ya ne pis keyiniz var ya. <laughs> Dur bakalım şimdi sublime'ımız oldu. Gel bakayım sublime. Var mısın sen? Ya bu da çok şey. Bak benim diğer makinede falan bu kadar e, hani kendi makinenmiş gibi virtualization yoktu. Hani bir yavaşlık hissediyordun. Hani CPU sağ olsun göstereyim CPU'ları da. Gel abiye CPU'ları göster. Bu kadar CPU olunca hiç yavaşlık olmuyor. Çok şeker ya. <laughs> file, open folder. Neredeyiz? Desktop'ta değil. Workspace'te. Secrets Manager'ı aç. Hop açıldı. Sen de Çok şey yapma. Mesela bir dosya açalım. Bu şimdi bit kadar gösterecek. Bunu büyütmek lazım. Settings. File. Edit miydi? Edit Preferences'tir bu. Ha, pre buraya koymuş. Settings. Tamam. Abicim sen bana şöyle bir font. Jason'sın sen değil mi? Font. Size. 16 yapsan nasıl olur mesela? O bayağı büyüdün. 14 olsan. 14'ün gideri var sanki. Tamam, bu böyle dursun. Zaten şey yap, nispeten daha okunuyor. Daha işte kodu falan da görüyoruz. Kod, kod editlememiz gerekirse de buradan editleriz. Hani, ya şey olmadığı için. neden ona? Intellisense bilmem ne falan olmadığı için çok fazla da bir şey editleyemeyiz herhalde. Hani bunu sadece göstermelik şey yapıyorum. Hani normalde Kod geliştiriyorsam ya işte Visual Studio kurardım ya Jetbrains ailesinden bir şey kurardım ya da Vim kursam bile Vim'e işte şey işte Go Vim var falan ve Vim'in Go'ya özel pluginleri falan var onu kurup öyle geliştirirdim ama en azından kodu görebiliyoruz böyle güzel kodumuz burada şincik e, nerede bu biz Workspace'deyiz. kodumuz var bir tane clusterımız var e, bu kodu derlememiz lazım ki şey yapabilirim, hani cluster'a deploy edebilirim, kullanabilirim. Ben hani şey açısından bakıyorum buna. Hani ben e, ne bileyim üzerime bir tane issue aldım mesela. O issue'yu geliştireceğim. Geliştirdiğim kodu test etmek istiyorum. Bana işte kendime lokal bir cluster var lazım. Onun üzerinden gidiyorum diye. Hani hatta koda bir şey değiştireyim. Bari de değişmiş şeyi test edelim. Ne test edeyim mesela? Aa, test Sırf şey için. Örnek olsun diye. Core oh, Audit Crypto Log Log Mesela loglarken bu aygıt işte fatal, warn, info bilmem ne diyormuş. Ben hani başına geyik koyayım bunların ya. Bu geyik versiyonu. E, Secrets Manager geyik edition Geyik fatal. Yani eğer loglarda loglara baktığımızda geyik prefiksi görürsek ee, şeyden emin olabiliriz. Böylelikle hani kendi derlediğimiz versiyonu kullanıyoruz işte şeyden cloud'dan indirmedik. Dolayısıyla geliştirme yapabiliyoruz anlamına ee, gelir bir şekilde. Kaydettim. Tamam. Elimizde değişmiş kod var. Bunu derleyeceğiz şimdi. Um, onu derlemek için de her şey var. Ondan önce şu Docker Host ve Minikube Active Docker diye şey şu şu ivalı çalıştırmazsanız sorun çıkarıyor. Hani şeyi bulamıyor. Ben yani registry kullanacak ama doğru registry bulamıyor falan. Onun için bunu çalıştırmak gerekiyor. Onu çalıştırıp sonra tekrar make help deyince şeyi buluyor işte. Ha, hostun burası diyor. İşte aktif takır diye de miniküp diyor. Eğer bunu gördüyseniz şey hani geliştirme cluster hani bu miniküp cluster'ı geliştirilip hani test edilebilir hale gelmiş idir demektir. Make help diyeyim tekrar. Şimdi ne yapacağız? Start ettik. Make deploy, make test. Ha bu şey için. Tamam bu normal aa, normal geliştirmeyenler için make H sanırım daha göre geliştirici kafasıyla çalışacaksak ve make make build local var make build local şey bu bütün konteynerları işte yerel geliştirme ortamında derlesin diye bu vakit alan bir süreç hani bunu daha verimli hale getirmek için de çok bir şey düşünmeye vaktimiz olmadı şu ana kadar. Hani idealde şey olması lazım ne bileyim kendim bir binary'im var binary'im cluster'la çalışıyor ama cluster'ın dışında hani onu bir şekilde pipeliyorum falan gibi bir şey olması lazım ama hani bu olay güvenlik olduğu için mecbur cluster'ın içinde çalıştırmak gerekiyor. Hani şu an için mecburen hani derliyoruz derlemede vakit alıyor. Ee, şey var bunun bir tık daha e, hızlı olanı Build Essential diye bir şey var. Sadece gerekli olan şeyleri derliyor. Ha, ben hani şey tüm süreci göstereyim de bu bir yandan derlerken bir yandan da kodu gezeriz falan belki yani şey olur. E, tıklayınca bu oturacak. Aha. Fail to solve. Fail to compute cache key. Vendor not found. Ne oluyorsun abi ya? Ha bir dakika. Yo. Change and file. Ha, sanırım bug mı bulduk arada? Sanırım bir bug bulduk. Nur topu gibi bir bugımız oldu. Onu ben not alayım bir köşeye. Bu Vendor dizinin var olduğunu varsayıyor derlerken. Aa, onu ben şey nereye not alayım? Aa, hop. Aa, make build local. Tries to copy. See, hope. When doing a fresh repo clone, it tries to copy the vendor folder for certain Docker files, but um, no your no, vendor folder. folder well, is not there so process is airing out but it still continues to build as if nothing has happened. Bye I say good first issue'lardan biri olabilir mesela bu. Hani böyle bir şey var. Hani o vendor orada olması lazım mıydı? Lazımsa o işte go mod vendor falan yapması lazım o süreçlerden birisinin. Ben bunu kolayca nasıl çözeceğim? Bir go kuracağım. Hani bu zaten bu go projesi. Onu vendorlarım. Ee, elimizde vendor folder olur böylelikle falan. Onun içinde şey. Ha. Bakalım bir bir dakika. Şey bir referans -şil erişimde bir sorun oluyor dedi Okan da. Aa, bak Docker file'lar şeyde. Nerede? Şurada Docker files folder'ında. Bir daha çalıştırayım ne olacak? Yani en fazla cancel. Ee, şey kopyalarken. Keygen Dockerfile'ı kopyalarken şu aşamada hata veriyor. Keygen Dockerfile şeyde uh, Dockerfiles YouTube Keygen. Burada hani uh, şeyden vendor'ı build vendor'ı kopyalamak istiyor ama şu secret manager'ın altında vendor diye bir folder yok. Ondan ona kızıyor. Hani normalde uh, şeyden emin değilim. Hani o şunu şu an burada da çözmek istemiyorum çok dallanabilir çünkü ön debug etmesi. Vendor'ın olması gerekiyor da ondan kopyalamıyor mu? Yoksa hani bu da vendor yoktu da bu copy vendor fazla sonradan mı eklendi? E, ondan emin değilim. Yani şu şuraya gelmeden önce bir go mod vendor çalıştırması lazım birinin. Ses bende kesilmiyor ses. <laughs> ses var mı hala? Ha, tamam süper. Tamam güzel. Herkeste ses var. Ee, Okan o zaman sen ya Twitch'ten dinle <laughs> ya da bilmiyorum. Ha. Tamam. Ee... şey ha Go kuracağım ben buraya. Dışarıdan Go mod vendor yapacağım. Yani en, en azından elimizde o vendor folderı olsun. Hani normalde bu benim dışarıdan yapmamam lazım. Bu build sürecinin container'ın içinde önden oluşturmuş olması gerekiyor ama ona ayrıca bir issue açar. Bakarız sonra. Aa, şey diyeyim. Install go on Ubuntu. Yay. Download and install. Ben Linux'ım. Şunu indireceğiz önce. Copy link diyeyim ben. Nerede? Uh, w get Ctrl Shift V e Bu mu yani? Bir dakika ya bu böyle olmaması lazım. Tamam. Go 1.21.5 21 Apple Apple Linux Linux istiyorum ben. Ama AMD istemiyorum, ARM istiyorum. Onu buradan indireceğiz. 215 Linux ARM 64. Copy link. Tamam. W get Go'muzu indirelim. Hop. Gel bakayım go. Hatta bir de şey şu açayım ya. Upgrade go to 25. Diyeyim. Yeni versiyonu çıkmış go'nun. Tut tut tut. Sonra back indirdim. Bunu user locala açacağım. Ha bir de su dolu yapacağım bunu tabi su dolu mu yapacağım? Neyse şey yapar. En kötü ihtimal söylereni hani açamadın diye paste. Aa. Ha 25 çıkmış. Bilmiyorum sürekli. Ya yani çok bir şey değişmiyor gerçi ama arada işte fuzzing, fuzzing böyle arka planda bir şeyler değiştiriyorlar. Tar. Tamam ya, tamam sudo yapacağım seni. Sudo yaptım seni. Pikachu. Sudo tar. Let's go. Her şey ekleyeceğiz. Batman. Lay, 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 lay. Paste. Neyse bahaneyle go'muz oldu. Dün, den dün. İşte onu yapacağım ya. Hani Bender Pro klasörü oluşturacağım. E, runlayacağım. O zaman sorun olmaması lazım. Çünkü Bender dediğin text dosyası altı üstü. E, onun için de Go kuruyorum. Çünkü bu şeyde Go yoktu. Ve which Go? Tamam. Komod vendor. Hop. Ha sen sadece vendor oluşturalım başka bir şey oluşturmayalım mı diyorsun? İşte şeyden emin olamadım ben. Hani vendor'ın içini de istiyordur belki falan diye. Aa, şimdi make h make build local. Hadi bakalım. Başka bahanesi kalmamış olması lazım aletin. <laughs> ya ben de emin değilim var ya. <laughs> yani, yani, yani normalde hani şey olmasa böyle hızlı bir şekilde nasıl olduğunu göstermek kıstası olmasa debug ediyor olsaydık bunu ee, şey yapardım hani vendor oluşturmaktan ziyade vendor niye yokka bakardım hani e, çünkü bak şeyde şu koda da bakalım Go Mod Vendor'ı ben çalıştırmıyorum sadece kodun içinde de e, çalışıyor. Go Mod Vendor. Bak bu alet işte bundle SH'de Go Mod. Hatta bu nasıl bu derlerken bunu biz debug edelim bir yandan da. Yani azından kodu takip ederiz. Bu bundle SH'de Go Mod Vendor'ı çalıştırıyor bu. Docker build yaparken. Ha. Oo. Bundle SH'de Go mod vendor çalışıyor. Bizde Go yok. Olayımız o. Bize bir Go runtime gerekiyor şey yaparken. Prerequisite olarak. <laughs> tamam. Şunu da şey o zaman ekstra not alayım onu da. Tak ayaküstü issue'yu açtık çözümünde GTA. Bak direkt bunu good first işi olarak açarım. <laughs> yani dokumentasyon eklenecek bu muhtemelen ya. Şey uh, bundle sh calls go mod vendor but go binary is not there. Yay. <laughs> Ya onu da şeye hani buna yapacak bir şey o şey eklemek lazım. Hani yapacak şey gerçi şey var. Ayrı bir konteynerde Go Mod Vendor'ı çalıştırabilir. Hani bunu burada çalıştıracağın bir build konteynerin içinde çalıştırır. İdeal çözüm o aslında ama hani Ha ha burada şey olabilir. Aynen şu Go Mod sonra bir şey yapıp hani Eee işte şu şey değişkeni çek edip hani bu, bunun sonucunu çek edip hani go mod vendor eğer bir şey vermiyorsa ne denir ona? E, sıfır vermiyorsa işte olumsuz bir sonuç dönüyorsa e, direkt burada crash edebilir. Hani ben build edemiyorum çünkü go yok elimde. Sen vendor edeceğim dedin hani bana sözler verdin ama yoksun. Hani bu ideal bu şu onu çözmenin e, yolu o. Bence ideal çözüm ise, ama overkill de olabilir bu, bu Go mod Vendor'ı burada çalıştırmayıp, ayrı bir hani içinde Go Runtime olan izole bir container'da çalıştırıp onu kullanmak. Ama çok da gerek yok çünkü Go mod Vendor hani şey, bir şey derlemiyor, sade dosya kopyalıyor. Hani ekstradan bir Go kursun hani, Go güzeldir, hani Go'yu da destekleriz böylece falan belki. ha niye vendor'a ihtiyaç duyuyoruz? Ee, ya şey bu paketleme işini kolaylaştırmak için. Ee, çünkü şey yani ne denir ona? Bunu derleyen işte nerede şu docker file'lara göstereyim aslında oradan daha rahat anlaşılır. Hani bu docker file Bir dakika bu go docker file değil, pardon go build Go build kim yapıyor ya? Go build yapan birileri var mı? Ha aynen, Docker Docker file de şey, staging, multi stage Docker file var. Aslında Go mod vendor de buranın yapması daha mantıklı olabilir ya. Çünkü bak Go builder olarak almış, zaten Go runtime var içinde. Hani bu vendor'ı dışarıdan kopyalayacağına da burada yapsın vendorını Go mod vendor çünkü zaten burada bir yandan derliyor hani binaryleri burada oluşturuyor falan. Hani o da bir alternatif ama o zaman da hani bütün Docker file'lara Go mod vendor ekleyeceğiz falan mı? Ee, bilmiyorum. Kararsızım o konuda. Ee, examples multiple secrets ama hani Go mod vendor hani o şeyden o nedenle var. Ee, burada niye yapmadım o konuda bir fikrim yok ama. Ama hani şey yaparken şu komutu çalıştırırken vendor moduyla binary oluşturuyorum. Niye vendor moduyla oluşturduğumda muhtemelen şey ya hani air gap bir ortam olsun dışarıdan Dependency çekmesin dışarıya network bağlantısı yapmasın falan gibi e, nedenleri olabilir. Hani şu mod vendor flag'inin bir nedeni vardı ama hani onu zamanında biliyorduk. <laughs> Şimdi hani tekrar düşünme. Ha bunun tartışması yapıldı ama önceden hani niye böyle yapıyoruzun tartışması oldu sonra bu eklendi. Ay. <laughs> falan. Entry point. Ama öyle. Neyse bu derlerken ben bundle seç. Burada neyim? Bu niye böyle? Her şey burada. Kodu değiştirmişim çünkü. O derlerken ben koda kodun üzerinden geçebilirim ufaktan. Hani directory yapısı nerede ne var falan. Aa şeyler hani bu konteyner içindeki çalışan application'ların alayı şu app folder'ında. Bing bing bing. Ha Gökhan şey diyor hani Go Alpine konteynerının gerekliliği olabilir render eklemek. Ya öyle bir şey yani çünkü ee, bir şeyler vardı. O konteynerde vendorsiz build edince ya build edemiyorduk ya da böyle takla atmak gerekiyordu. Bu daha hızlı bir çözüm oldu. Bir de şey de yarıyor. Yani bu vendorları cache'lediğin için hani her konteyner tekrar tekrar upstream'den bir şeyler fetch etmiyor. Hani network çünkü çok şey bir şey. Hani sürekli network request yaparsan o request'lerden bir tanesinin bozulma, kırılma, olmama şansı var. A, öyle olursa da şeyden emin olamazsın. Hani ben build ettim ama işte yarısı build oldu, yarısı build olmadı bu konteynerların. E, niye öyle oldu falan. Yani daha stabil olması için her şeyin önden elinde olması daha şey. Hani daha yararlı e, diyeyim. Bir yanda da versiyonları pinliyor vendorladığın zaman aslında falan filan bir sürü şey var. Init container, keygen, save. Tamam, şeylerden gideyim. Bu Init container e, şey, e, bu herhangi bir secret alacak workload'un yanına init container olarak koyduğun bir e, bir ekstra işte şey diyeyim, init containeri yani Kubernetes de öyle geçiyor zaten. E, bu şeye bakıyor, bir bir watcher çalıştırıyor ve bu workload'a secret eklenmediği sürece e, workload'u çalıştırmıyor yani sürekli öyle pending olarak bekliyor o pod. Ve hani secret geldikten sonra bütün podu initialize ediyor falan gibi bir şeysi var. Hani opsiyonel olarak hani öyle bir e, sistemin tasarımı öyle bir şey gerektiriyorsa hani benim atıyorum bir tane şeyim var at ne olur işte Cassandra, Keycloak falan öyle bir şeyim var o secret'ları da işte bir volume'da tutuyorum. Ama key clock başlamadan önce o volümde o secret'in olması lazım. Hani bu init container onu bekletiyor, onu sağlıyor diyeyim ee, falan. Keygen şey ee, şey isteği geldi bizde bize. Kimden geldi onu da hatırlamıyorum. Ee, bu ee, secret manager'ın kullandığı bir initial crypto key var. Normalde kendi içinde oluşturuyor. Onu hani şeye ee, daha güvenli olsun diye. Yani sen ki nasıl oluştuğunu bilmezsen ya da e, neden ona ki sen oluşturmazsan random bir proses oluşturursa hani sen dahil kimse bilmiyor olur o key ama şey geldi hani ben kendi keylerimi oluşturup kendim manage edeyim ee, ondan sonra bunu da işte secret manage ben vereyim falan diye o onu da işte şöyle minnak bir keygen binary ya yani zaten içeride kullandığımız fonksiyonların alayını hani bu kripto generate keys diye bir fonksiyon şu keylerin alayını oluşturuyor bunları alıp işte şeyle New Line karakteriyle alt alta satır satır ekleyip kullanacak kişiye veriyoruz. O da işte sonra sorumluluk kendisinde. Çünkü bu oluşan key aslında şey Secret Manager master Key. Bu key'i eline geçiren kişi işte şey A derledi mi hepsini? İşte şey ya CPU, çok CPU olunca hızlı derliyor. işte bütün krallığında elinde anahtarı elinde oluyor diyeyim. Dolayısıyla hani bunu alıyorsa bunu korumakta ona kalıyor. Aynen direkt tüm bilgiye erişir. Tamam clear. Aa, make H. Şimdi derledik. Ben Docker image istesem mesela görecek mi onu? Aa gördüm var ya. Oo. Bunlar yoktu mesela. Bunlar oluştu. Bir sürü imajımız oldu. Bunların hepsini kullanmıyoruz bu arada. Ondan şey hani şey diyeyim e, grab bir sekim hani bunların sade bir subsetini kullanıyor build essential yaptığında hani sade o subseti e, derliyor e, daha hızlı oluyor ama e, CPU bol olunca çok da hız farkı olmadı işte azıcık iki tane dosya baktık hani derledi bile e, clear M2 de bir aynen ya şey şey çok farklı bunu Intel Intel'de derlediğim zaman ben alıyorum işte şeyi bu Eragon okuyorum bu ara işte Eragon'un üçüncü kitabındayım sanırım ya da dört hatırlamıyorum üç sanırım ee, işte iki chapter falan bitiriyorum böyle 35-40 dakika <laughs> hani e, o derlerken ben şey e, kitap okuma zevkimi karşılamış oluyorum <laughs> burada ona vakit kalmıyor i̇şte çay koyuyorsun derlenmiş oluyor falan ee, Mac Deploy local dediğim zaman uh, local klasöre deploy etmesini beklemek lazım. Tamam. Uh, Secret Manager webde çalışan bir şey mi? Webde çalışmıyor bu şeyde. Uh, onu da açayım şeyden. Chat. Nerede Architecture anlatıyor olması lazım bu cluster'ın içinde çalışıyor. Kubernetes cluster'ının içinde. Ve şey var hani komponent olarak zoom. Safe denilen bir komponent var. Burada işte bütün secret'lar e, duruyor. Bir workload. Workload da şey işte sizin cluster'da çalışan ne bileyim uygulama. Hani bu web server olur başka bir şey olur ama bu hani dışarı yüzü değil hani class'ın içindeki şey yani web server bir secret'a e ihtiyacı varsa mesela gidiyor bu save'den alıyor o secret'ı falan. Ha paylaşayım linki. Bunlar zaten şey. Hepsi public e, list. link burada. Ha, falan. Ha, ondan sonracım hani şeyle front end'le web'le falan alakası eee doğrudan alakası yok diyeyim. Yani web tarafı yani daha ziyade arkadaki yani bu serverların işte, ne, bir, bir database'in mesela bir username password'e ya da hani bir uygulamanın database username password'üne ihtiyacı varsa o uygulama username password'ü işte bu secret manager'ın safe'ine sorup oradan alıyor falan. Bu Sentinel denilen şey de işte o password'ü username falan kaydettiği bir şey. Spire'a ayrı bir şey. Spire'ın şurada paylaşayım. Onda linkini falan da paylaşırım. Spiffy. I.O. Ayo. Ay temiz bir sistem de ayrı ya. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bunlar normalde chat diye S'ye basınca Spiffy gelmesi lazım. Aa, yapıştır. Ee, Spiffy Ayo. Spire. Click. Copy. Paste falan. Buradan hani daha detaylarına bakabilirsiniz. Şey hani çok detaylı öğrenmek istiyorsanız e, en güzeli hani official spekleri okumak. E, birkaç şey önereyim aslında. Bir şey var. E, spire book var. Tabii böyle dersem çıkmaz spifi. Şu hani spifi, spire yapıştıracağım onu da chat'e nedir olduğunu anlatmak için güzel bir başlangıç. Onun dışında da hani ben şeyde de mesela ya JavaScript öğrenirken mesela şey hani dilin standartını okumadan bir kere yani bir kere bile okumuş okumuş olman lazım. Ben mesela eee ECMAScript standardı okumadan JavaScript öğrenmeyi çok öğrenmiş olarak görmüyorum açıkçası. Eee işte ECMAScript ECMA 262 şey diyeyim hani chat kopyala. Hani işinin bir parçası javascript olan herkes yani çok genelleme yapacağım bu arada da hani okuması lazım hani bu standardı. Çünkü şey bu dilin standardı. Dilin nasıl çalıştığını anlatan en formal birinci seviyedeki official doküman. Hani keza Go içinde. Yine daldan dala atlıyorum da geriye bağlayacağım. Go standard eee go spec hani go'nun da hatta şey ya go'nun speki o kadar hani ekme ekme script'in ile karşılaştırınca o kadar rahat okunur bir şey ki hani go yazıp ya da go ile ilgisi olup da bu spec'i okumamak şey hani niye yani hani ekme ekme okumamayı anlarım çünkü bu bayağı normatif bir referans ve çok uzun çok hani bunu baştan sona okumak için oturup hani ciddi zaman ayırman lazım. Hani ve e, kitap gibi de okunmuyor. Hani daldan dala atlıyor falan böyle giden bir şey ama onunla, onunla hani şeyi karşılaştırınca hani Go'nun referans spesifikasyonu karşılaştırınca bu bayağı kitap gibi okunuyor. Hani karmaşık değil. Derdini rahat anlatıyor falan. Ee, öyle Spiffin'in de işte ha, oradan buraya bağlayacaktım. Spiffin'in de şeyi var kendi standartları var spek e, şuradan. Hani şeyle başlayıp, neyle başlayıp diyeyim? Spifi. Bu da da nispeten rahat okunabilen bir standart. Hani şey gibi değil, ek, ekma gibi değil. Ekma bayağı karmaşık bence. Hani buradan başlayayım işte buradaki standartların hepsini de okursanız hani bu şeyin üzerine. Bu verdiğim kitap linkinin üzerine bunu da okursanız. Zaten ondan sonra gerisi gelir işte. Şey, şeyin sitenin kendisinde use case'ler var, videolar var, demolar var, bir sürü bir şey var falan. Aa, bakayım. Onlara da gireyim hatta. Spify. Arama var mı? Arama koymuşlardır buraya ya. Search yok mu ya sizde? Concept. Community presentations. Ha Şurada mesela şeyler var. Aynen ya ekma çok bürokratik bittik. Şu prezentasyonlarda falan baya bir şey var. Tamam işte ya yani şeyle hani daha detaya girelim girmek isterseniz hani ya şeyi şey secret manager için hani VMware secret manager için burayı okumak şey hani şurayla başlayıp yapıştır. Uh, onun üzerine burada şeyler var. Use case'ler değil de use case'ler sanırım. Use cases overview roadmap use case değil. Uh, showcase, showcase, use case, showcase. Burada şey var. Hani bayağı bir video var. Hani 40-50 dakikalık falan 5'er 10'ar dakikalık bölünmüş videolar var. Hani buradan da adım adım takip edebilirsiniz hani ve hani şey en azından kullanım canlı olarak kullanımını falan gösteriyor gibi olur. Hani bunlardan bu ikisi bu iki linke bakıp şey yani Secret Manager'ın ne olduğu nasıl kullanıldığı falan e, kafanızda oturabilir. Ama Secret Manager'ın işte arka planda Spiffy var ve Spiffy'nin referans implementasyonu olarak da Spire'ı kullanıyor. Hani Spire'da işte diğer verdiğim linklerden bakarak... E, öğrenebilirsiniz diyeyim. Zaten geliştirme ortamı, derleme falan kısmını burada şu an gördük. Bunun kaydını da e, kampüs içinde ayrı paylaşacağım. E, hatta belki ayrı bir sayfa yaparım. Çünkü bu linkler falan birikiyor. Hani tek bir referans noktası olur falan diye. Onu da not alayım kendime hatta ya. Dur. Chat. Ayrı kampüs sayfası yapmaca. Ne zamandır bunun üzerinde çalışıyorum, geçen Christmas'ta başladık, şeyde bu şeydi bu işin çoğunu hani çalışır hale gelmesini iki haftada falan yaptım ama ondan sonra şey hani üzerine başka şeyler de geldi haliyle bunun etrafına bir ekip kurmam bir senemi falan aldı hani bir sene boyunca ortalama tek ben vardım. İşte bu official VMware bünyesine girdikten sonra etrafında bir hani core ekip kurabildim. Ve şu an hani ekip şey değil hani tam zamanlı çalışmıyor. Yani gerektiği kadar vakit ayırabildiğimiz kadar ayırıyoruz. ve yani Onun için de hani community desteği yani her open source projede olduğu gibi şey. Hani projeyi daha ileri getiren bir şey. Ve hani ben şey olarak görüyorum bu projeyi. Hani HashiCorp Vault var hani biliyorsunuzdur bu secret'ların. Aa, ne denir yönetimi falan konusunda Aa, Secrets Manager hani HashiCorp'a birebir bir rakip demek çok iddialı olur ama aynı alanda aynı şeyi bence daha iyi çözen bir çözüm hani olması gerekenden yani çok yani şu an bulunduğundan çok daha farklı yerlere gelebilecek bir proje ama hani benim e-forumla, benim kurduğum ekiple falan core contributorlarla bir yere kadar. Hani etrafında bir community de oluşması lazım ki işte gurur duyabileceğimiz bir şey olsun elimizde. Onun için de uğraşıyorum. Hani bu workshoplar falan da biraz biraz ondan dolayı biraz da hani şey hani istediniz yaptım. Hani şey değil hani ne denir ona bir şekilde birilerine bir faydası oluyorsa ne güzel. Ama genel olarak öyle hani şey e, hikayesi yani nispeten genç bir proje e, ve gelişiyor. Şeye bakayım. Google Get Po Dash and Spire System. <laughs> evet. Büyük şehirden dev hizmet. <laughs> e, şey, get po system Hop. Aa, şey get po dash n the second system aynen şeylerin bak spire server ve agent burada kurulu işte save. zaten temel workloadlar bunlar hani safe sentinel spire server spire agent şey gösterebilirim hani bunun logo nasıl neye benziyor diye Spire'ın kendi log formatı var. Ona çok karışmıyorum. Da Secret Manager'ın üzerinden belki biraz detaylı girelim. Ee, Cube catalogs. Ctrl, Shift, V. Spire server. Dash and Spire system. Dash F. Spire'ın böyle bir şey var. Hani Düzenli olan her şeyi. Spire server. Loglu yani. Böyle ki geldi, şey geldi, o gitti, bu gitti falan diye. Spire. Um, Clear. Secret Major'da daha çok hani log safe'de oluyor. Sentinel'da çok fazla log muhabbeti dönmüyor diyeyim. Uh, Dikkat logs. Ctrl Shift ve System Dash F. Enter. Burada da şöyle bir şey var hani bu ilk başta ha bak şeyleri görüyor geyikleri görüyoruz burada bu da hani e, kodu derlediğimizin göstergesi hani upstream'den kullanmıyoruz kendi derlediğimiz kodu kullanıyoruz. Hani buradan da hani herhangi bir feature geliştirir debug et falan tadında şeyler e, yapılabilir hani bu tamamen en azından kodun değişebildiğini gördük. Ha soru gelmiş secretlar mı şifreleniyor? Uh, şöyle hani nasıl diyeyim? Nerede benim? Ding uh, ding 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 Yeni bir şey. Ya atıyorum bizim database'imiz olsun. Database'imizin içi şey, user admin. Ondan sonra diyeyim password'ü de Ay. ne bileyim potato Ünlemde koyalım da güvenli olsun uh, ondan sonra cümle uh, bu user ve şeyi, Secret Manager'ı e, şeyden, bak şurada Examples Multiple Secrets Using Federation, şuradan bakayım, Hack Register Secret Yani şunu, işte Bu workload'a işte Bu şöyle olmayıp şey de olabilir, işte username, admin, işte password, secret falan formatında bir veriyi ilişkilendiriyorsun. Benim işte şeyle example isimli uygulamamın şöyle bir şeysi var, Secret'ı var diye sen e, bu olayın moderat şey e, operatörü olarak kaydediyorsun ve sen bunu kaydettikten sonra sen, sen dahil kimsenin buna erişim hakkı yok sadece şeyin buradaki workload bunu Görebiliyor. Hani ihtiyacı olan şey ihtiyacı olduğu anda alıyor. Sen bunu set ettikten sonra e, unutuyorsun falan öyle bir yapısı var. Ama bu şifreler normalde şifrelenmiyor. Yani sen şifreyi şifrelemek istersen şey var burada bir dash -E i diye bir flag var. E, bu şifreyi e, şeye sisteme şifreli kaydediyor öyle bir durumda. E, pardon şifreli kaydetmiyor. Bunu yaptığın zaman dur şunu çalıştırayım hatta ben. Şimdi canlı görelim. Hani normalde şifreler plain text ama sen bu şifreyi istersen şifreli kullanabiliyorsun. Ha, o da neye yarıyor? Ee, o sen bunu şifreli olarak herhangi bir yerde tutabilirsin. Hani ne bileyim kitapta tutarsın çünkü şifreli kimse decrypt edemez haliyle. Ee, onu ben canlı göstereceğim ama onun için bir birkaç değişken atamam lazım. Ee, export diyeyim, sentinel diyeyim. Ctrl shift V. Tamam. Uh, sonra şunu yan yana açayım da hata yapmayayım yazarken. Bunu biraz küçülteyim. Kupkatıl, exec, sentinel, dash n, with second system, uh, dash dash, dash dash, safe safe zaten bu şeydeki Sentinel'da kullanılan binary. Aşağı indim. Dash s uh, uh, super super secret dash i dediğinde bunu sana şu formatta veriyor. Bunu zaten senin decrypt etmen olanaksız. Hani bunu sadece secret manager uh, decrypt edebiliyor. Ama şey yapabilirsin. Ben bunu mesela alayım bir değişkene atayım. Copy Uh, export secret diyeyim. Ama default'u böyle değil. O oh, Hamza'nın birebiri varmış sonra gelecekmiş. gel abi bekleriz. Uh, paste. Um, benim elimde secret var. Bak echo secret diye mesela. Diyemiyor muyum? Niye diyemiyorum? Ha varmış tamam. Uh, şimdi şey yapabilirim. Uh, encrypted register encrypted secret. Uh, şunu aynen kopyalayabilirim herhalde ya. Kopyala. And e, hani şu secret'i workload'a assign edebilirim böyle bir durumda öyle yaptığımda da uh, list secrets copy paste hani ben operatör olarak bunu göremiyorum ama hani bu workload'da hani workload'da bunun encrypt edilmemiş hani şu hale gidecek hani workload bunu böyle görecek ama ben bunu istediğim yerde saklayabileceğim ee, artı hani öyle hani başkasını dışarıdan decrypt etme imkanı da yok ama default ıı, kullanımı yani bu ev-e flag'ını kullanmazsan hani bu şunu vermek yerine bunu vermen gerekiyor. Yani plaintext girmen gerekiyor admin olarak. Ama böyle de girsen hatta şey diyeyim mesela aa, şunu çalıştırayım Ne yapayım ya? Kafam karıştı. Bir tane daha secret ekleyeyim buna mesela kontrol yapıştır. Exact Sentinel ve Sakım safe de Encrypt etmeyeceğim. Normal ekleyeceğim. Full e Secret Kopyala Clear Kontrol Shift e. Chat Ha tamam Enter. Ben bu şeyin e, example workload'un secret'larını listelediğim liste zaman şu an elimde e, iki tane secret olması lazım. Enteresan bir şekilde bir tane var. Niye? Interesting. Hmm. bunu çünkü append etmesi gerekiyordu ama aynı şey ona ayrıca bakacağım ama ee, kopyala, bunu not alayım hatta paste append flag does not appear to work example secret her şeyi ya da liste sorun var. Hani onun ayrı bug'ını açarım. Ee, fakat hani şey burada gidip de encrypted secret yerine normal düz secret'ı e, da verebiliyorsun hani. Ee, normalde burada da bir liste çıkması lazımdı. Çıkmadı. O bir regression bence. Testler de yakalamamış. O da enteresan. Neyse. Öyle eğlenceli şeyler. Ee, falan. Ee, bu böyle ama bir ama genel olarak da şey yani geliştirme muhabbeti böyle. Yani kodu değiştirdikten sonra derleyip tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Bakalım başka nerelere bakabilirim. Aynen. Ya zaten ideal de şey, bu secret'ların hiçbirinin olmaması lazım. Hani Gökhan şey demiş bu hash'ler, secretlar falan dışarıda public olursa sorun çıkıyor. Doğru. Ama yani normalde zaten bunların alayının e, sertifikalarla halledilmesi lazım. Hani senin database'e erişmek için user name password'e değil bir tane işte e, X519 dijital sertifikaya ihtiyacın olması lazım. O sertifikan işte bir yerden onaylanmış olması lazım ve o sertifika zaten şey hani public key encryption senin secretsız işte username'siz şusuz busuz e, iletişim, güvenli iletişim kurmanı sağlıyor. Zaten Spire hatta şey de hani bu nerede bu dur bakayım açamadım niye gelmedi. Aa, ding 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 Spire niye göremiyorum hiçbir şey ben burada ya. Aa, bir, tane açayım. Secret Manager. Aa, architecture. Architecture. Ya yani şuradaki iletişimlerin alayı işte. Workload'un safe'le konuşması, Sentinel'ın bilmem ne. Yani normalde nedir işte? Senin işte bir yani normal dediğim şey hani bir sertifika kullanmadığınız zaman e, senin servisinin bir servis key'i vardır, servis secret'ı vardır. Sen bununla konuşurken hani benim key'im bu dersin, bu da o key'i tanıyorsa onaylar falan. E, onların alayı Spire sayesinde ortadan kalkıyor. Yani bu ikisi arasında şey var, mTLS var mutual transport layer security ve hani o şeyi güvenli iletişimi zaten spire sağlıyor ve şey yapmıyorlar. Hani secret paylaşmalarına gerek kalmıyor. Username password falan bir şey paylaşmasına gerek kalmıyor. Çünkü safe sentinel'la konuşurken konuşanın sentinel olduğunu zaten biliyor. Başka bir şey gelirse reddediyor. Sen benimle konuşmaya yetkili değilsin. Yani o identity kısmı spire tarafından sağlanıyor. E benzer şekilde şey de hani bu demo workload mesela burada bir tane database olsun. Onunla konuşuyor olsun. Spire ikisine de identity sağlıyorsa normal şartlar altında bu demo workload'a username password vermene gerek yok database'e ulaşsın diye. O aradaki identity'lerden birbirlerini bilmeleri lazım. Ya da onunla alakalı hani database provider'ın bir e, bir plugin'i bir şeysi olması lazım. Hani ben sertifikayla da konuşabilirim username'e ihtiyacım yok diye. E, falan. Onların bir kısmının var. Bir kısmının Spire üzerinden pluginleri var. Hani ideal ortamda zaten Secret'a e ihtiyacın olmaması lazım ama şey hayat ideal değil. Onun için o Secret'lar bir yerlerde duruyor. E Madem bir yerlerde duruyor işte Secret Manager'da dursun. Hani işi odaklı olarak yaptığı iş zaten bu. E, secret Manager'ın e, diyeyim. Falan. Hazır buraya girmişken şuradan devam edeyim bari arkitekten. Çünkü şey yani kod derleme konusunda çok anlatacağım bir şey yok. Hani burada genel olarak gösterdim. Ee, falan hani şeyde işte Mac'te daha farklı olabilir. Ee, işte i̇şte Kind Cluster'da daha farklı oluyor Ya da normal bir işte production cluster'da belki daha farklı bir çalışma şeysi olabilir ama hani temel olarak kod geliştirmece böyle. Hani ben şeyi de göstereyim. Hani ben nerede nasıl geliştiriyorum dersen ben açıyorum GoLand'imi. Açıl GoLand. Gel GoLand buraya. Hop. Hop. Burada bir iki dokumentasyon yazmışım. Mesela arkitekçide değişen şeyler olmuş. Aa, hani benim olayım işte geliyorum. Ne bileyim kripto hani idenin güzelliği yani ben bunu kullanıldığı yerleri buluyorum geziyorum falan o tarz hani daha böyle kodun içinde gezinmemi ee, daha rahatlaştırıyor ama onun dışında benim geliştirme sürecim de aynı kodu değiştirdikten sonra işte bir breakpoint koyma şansım yok derliyorum debug ediyorum loglara bakıyorum işte loglardan bir şey bulmaya çalışıyorum falan İşte arada 3-5 test var o testler de birazcık test ediyor ama ee, işte en azından şu an bir tane regression yakaladığıma göre hani bazı şeyleri de yakalamıyor testler ee, falan gibi şeyler hani benim genel cycle'ım o yani onun dışında da şeyim var benim ekstradan e, yaptığım production pardon build server'a hani e, şey human jenkinslik yapıyorum hani otomata, otomasyon yok şu an hani bir, bir build yapılacaksa hani onu login oluyorum işte production server'a pardon deployment server'a build server işte neyse işte etiketliyorum, sign ediyorum, işte şifreleri giriyorum, bir şey yapıyorum falan. Test testleri tek bir daha çalıştırıyorum. İşte her şey geçtikten sonra da şey aa, yeni bir versiyon çıkıyor. Şeyler de nerede diyeyim? Onu da bak göstereyim. Uh, hub. Docker ding. Bu arada bunlar değişirse söylerim. Şu an hani Broadcom'un altında nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an bulundukları yerler burada ama şöyle çete de yapıştırıyorum bunu. Ee, buranın altında hani işte son versiyonlarının package tali var. Ee, i̇şte bu make file'daki şeyler de onu e, yapıyor zaten. Ya onun dışında şey de var. Artifact Hub mıydı o? Helm şartlar var. Helm üzerinden kurmak isterseniz ki Helm, ile kurmak daha rahat aslında. Art, artifact Art, Artifact Hub Helm Search Ya aslında yani son bir senede baya bir şey yaptık ya. Hani daha da yapıyoruz. Bakalım paste. İşte şurada var hani şeyle hani helm install deyip hani sade kullanıcıysan hani geliştirmeyeceksen yani böyle helm üzerinden kurmak da şey ayrı bir opsiyonu şu imajı kullan işte Spire'ı kurayım mı kurmayayım mı hangi versiyonu kurayım tadında. Burada da ayrı manage ediyoruz. İşte burada vulnerability'ler var. Onları işte şey bir listede tutup işte ara ara bunları da fix diyoruz falan gibi şeylerimiz var. Ha, öyle. Ha şey anlatıyordum ben. Ding 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 ding. Şu architecture da anlatayım da. Sonradan da Hamza gelirse. Ha Hamza gelmiş. Oo. Hamza gelmiş mi bilmiyorum. Ya da dinliyor da kendi yok. One on one yapıyordur o. Aa, e, şunu da anlatır sonra ufaktan bağlarım herhalde. Aa, sonra zaten şey yaparız. Hani bu tek bir session değil devamını da getiririz. Ben şeye de bakayım ya. Car 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 konuşuyorum. Kaç saattir konuşuyorum. İki saat olmuş neredeyse. Ee, architecture şey. E, hızlıca geçerim. Bunu okursunuz zaten e, ekstradan. Think think think. İşte şey var. Identity bu şey workloadların authentication'ı Spire üzerinden sağlanıyor ama bu sadece authentication. Yani e, spire şey çözmüyor. Hani bu identity olayının iki komponenti var ya. Birisi authentication, öbürü authorization falan. E, authentication part'ını çözüyor. Authorization e, uygulamayı yapana kalmış. E, işte safe var. Safe secret'ların bulunduğu yer. Sidecar, e, arada işte workload'lara ekstradan eklenen bir component. Sentinel workload eklediğimiz şey, yani bu ben workload'u encrypted listele falan tadında komutları Sentinel üzerinden çağırdıydım. E, onun dışında da şeyler var. İşte e, Sentinel'dan işte identity şeyler pardon, Spire işte şeyleri e, bütün işte bu workload'lara, safe'e, ona buna şeyleri gönderiyor. Identity dediğimiz şeyleri. O da aslında şey Cluster Spify ID denilen bir şey. Ben buradan göstermedim onu. Onu gösterebilirim. Cluster Spify dersem e, şu an benim sistemde Safe ve Sentinel için iki tane ayrı e, var. Hani dolayısıyla Safe kendini ispatlayabiliyor ben Safe'im diye. E, ondan sonra Sentinel da aynı şekilde ispatlayabiliyor. Şey diyebilirim. Describe Cluster Spiffy ID with second safe dersem, bu da daha detayını göstereni yani benim benim şöyle bir işte SPV ID'im var, ee, bana match eden bir tane pod var, dolayısıyla hani e, bir tane pod'a bir sertifika atanmış o pod o sertifika ile işte şeyi kendini safe olduğunu tanımlayabiliyor, ee, tadında şeyler var. Ee, bir de şeyi de göstermedim, onu da göstereyim. Ee, Make test local dersem ben. Gidecek yani şey yapacak. Şu anki yaptığımız değişiklikleri test edecek. İşte önce unit testleri çalıştıracak. Ardından integration testleri çalıştıracak. Yani şu an test patlayacak sanırım. Çünkü ben bir tane metodu sildim. Ama onun var olmasını bekliyordu. Bakalım ne verecek sonuç olarak. Halbuki bu kullanılmıyordu. Yani bunun testte de olmaması lazım. Neyse o devam etsin. Ben şey... Ve ben bunu merge ettim. Şu an aslında main branch'te fail eden bir kod var. Bunu da fixlemek lazım. Onu fixleyeceğim ben. Uh, test failing on main branch fix them falan uh, ben şey yaptım hani bu kod is not ready diye bir tane fonksiyon vardı onu hiçbir yerde kullanmıyoruz diye kaldırdım Halbuki şeyi kaldırmamışım. Onu test eden tes, testin testteki kodu kaldırmamışım. E, o patlıyor şu an. Falan. Onu düzelteceğim. Sonra düzeltilmek sıradan. Da şeye döneyim ben. E, i̇şte bu identitelerin atanması. E, bu şeyler workloadlar nasıl e, secretları kendisi işte alabilir e, sorusunun cevabı da işte sidecar kullanabiliyorlar. Sidecar kullanırsa mesela sidecar işte safe'e bunun default sanırım 5 saniye ama ayarlanabiliyor. Yani daha uzun olabilir, aralıklı olabilir falan. E, yani soruyor yani benim secret'ım var mı diye. E, varsa şu şey de bu, bu volume da configurable. Ama işte default şey sanırım OPTV Secrets Eğer varsa buradaki dosyayı güncelliyor. İşte bu workload da bu dosyadan okuyup e, secret'ını şey yapıyor. A, Consume ediyor diyeyim. Bunun in memory olmasının avantajı da şey. Linux'ün kendi memory protection özelliklerinden de yararlanması. Artı hani bu herhangi bir şey olmadığı için. Ne denir ona persistent volume olmadığı için. Ya da işte şey. Neydi onun adı ya? Neyse hani bu diskte olmadığı için. Memory'de olduğu için. Bu pod kaybolduğu zaman bu secret de kaybolacak. Hani başka bir pod'un tekrar o secret'e erişme şansı e, kalmayacak diyeyim. Bir yöntem bu işte sidecar kullanarak e, ya da işte doğrudan şey var, SDK var. SDK'yi kullanıp da e, şey yapabiliyor. Ha öyle bir şey de hani volatile memory mi ya? Bilmiyorum, ya, ya Kubernetes şeyinde jargonun jargonunda farklı bir adı da olabilir. E ephemeral volume sanırım e, adı falan ama mantık öyle. yani pod gittiği zaman volume'da gidiyor, de gidiyor ve hani memory'de olduğu için dışarıdan başka bir podla paylaşma şansın da yok. Sadece bu poda özel. Hani bu secret'a e erişmenin tek yolu cluster'a girip cluster'dan poda bir şekilde shell açıp o shell'den burayı okumak. Zaten o kadar derine iniyorsan zaten pod'un içindesin. Hani onun önlemini önden almış olman lazım. E falan ama hani ille de daha güvenli olmak istiyorsan sidecar kullanmadan doğrudan SDK üzerinden hani burada volume kullanmadan da konsüm edebiliyor. Ee, ama o zaman da kodu değiştirmesi gerekiyor. Burada kod değiştirmesine gerek yok. Hani sadece ve şeyde de burada pod hani şöyle bir sistemin var olduğundan haberi yok. Hani burada bir şey var orada secret var onu biliyor. Hani daha böyle hani separation of concerns derler ya daha ayrık. Ama ayrık olmasının dezavantajı da biraz daha hani dikkatli olman lazım. Bunu işte dışarıya expose etmemen gerekiyor falan. Bu şey işte, bu bütün workload'lar önden ile konuşuyor. Hani bu Sentinel, Safe falan dahil olmak üzere. Artı hani bu şeyin bu Secrets Manager'ın yönettiği diğer workload'lar da önden şey soruyor. Hani ben daha yeni initialize oldum, cluster'a yeni geldim. Ben kimim? Bana bir ID versene. Spire'da şeyi sorguluyor. Uh, Kubernetes'in uh, bu workload'da ilgili bilgilerini sorguluyor. İşte bunun power şeyi ne? Hani podun ismi ne? Hangi service account kullanıyor falan. Bunların alayını işte şeyle uh, e, konuşup arka plandan uh, orchestrator'dan bu aygıtın bilgilerini alıp ş yani bu işte Sentinel şey diyor yani ben bence Sentinel diyor ama sence ben Sentinel miyim? Eğer Spire de doğruluyorsa bir sertifika veriyor ve o sertifika ile işte şey karşılıklı güvenli bağlantı ve iletişim sağlayabiliyorlar. SFP ID diye bir şey var. SFP ID şey işte aslında Spiffy ID bu verilen X509 dijital sertifikanın Uh, sen bölümünde, SANE, -E. e, Subject Alternative Name, orada bir field. Ama hani bu ID şey, bu bir düz text değil, hani bu bir şeyin bir uh, digital kriptografik imzalanmış bir sertifika dosyasının bir parçası. Ama hani o sertifika'yı doğrular ve hani bir kere workload o sertifikayı aldıysa ve yani karşılıklı validate edebiliyorlarsa, bu ID aslında hani o workload'un identisi bir bakıma. Hani bu şu, şu formatta şey, uh, vsecum.com trust domaininde uh, bu isimli workloadun şu namespace, bu service account ve bu pod name ile kullanıldığı bir ortamdan uh, uh, bahsediyor uh, bir bakıma falan. Hmm. Sonra şey var, bir backing store var. Opsiyonel ama hani kullanmak yararlı çünkü eğer bir storage yoksa şey bu save bir şekilde evict olur, restart olur ya da işte herhangi bir şey gelir başına tekrar deploy edilirse var olan depoladığı secret'ların alayını kaybedecek. Ama eğer bir şey varsa bir persistent store varsa kullandığı arka planda eee o secretları encrypt edip e, o orada tutuyor. Ha, o encryption da işte bu ilk gösterdiğim şeyle yapılıyor. master key ile yapılıyor. Dolayısıyla hani o master key'in güvenliği cidden önemli. Yani o master key varsa o folder'a da erişebiliyorsa herhangi bir saldırgan e, o secretları da decrypt edebilir. O zaman secretlık alma secretin falan. E, başka ne var? Bunlar detay aslında ama bir şey Bootstrap flow var. Hani gidiyor, hani benim bir, bir secretim Kubernetes'te kayıtlı bir yani ben, sistemde bu root secretim kayıtlı mı diyor? İşte bu initial oluşturulan secret. Varsa onu kullanıyor, yoksa oturuyor sıfırdan üretiyor, gidiyor cluster'da bir yere kaydediyor bunu ve sonra onu kullanmaya devam ediyor falan. Ha, başka neler var? İşte normalde bu secret şeyde Kubernetes secret'a safe h key denilen bir isimle tutuluyor bu root key. Ama gelen isteklerden biri de şeydi hani ben bu root key cluster'a tutmayayım. Çünkü ben cluster'a güvenmiyorum. Root key'imi kendim manage edeceğim. Ben sağlayayım. Öyle olursa hani buradaki safe h key kullanmana gerek kalmıyor. Sentinel üzerinden o secret'ı safe'e import ediyorsun. Ama öyle olduğunda da o key'in yönetimi sende. Yani ben olsam onun yönetimini cluster'a bırakırım. Çünkü benim hard diskimde durmasındansa güvenli bir cluster'da işte bir RBAC'le guard edilmiş halde durması daha iyi. Ama hani insan, müşteriden müşteriye ya da her şirketin security posture'ı farklı. Onun için o esnekliği de sağlıyoruz diyeyim ama burada böyle olursa hani ne olur mesela? Bu key'e sadece cluster administrator erişebilir. Yani zaten cluster admin sen yani birisi bir şekilde cluster admin olduysa senin işte secretlarının kaybolması ya da secretlarının ele geçirmesine çok daha büyük sorunlar var. Yani bütün cluster adamın elinde sonuçta by definition. Ee, öyle olunca yani bence burada bu, bu mekanizma nispeten yeterince güvenli. Ama herkesce öyle değil. Yani Alternatif istek olunca da ona göre bir çözümü var. Ee, secrets Manager'ın diyeyim. Ee, sonra şeyler var. Ee, template Trans... Bunun örneğini vermedim de. Ee, hop. Zoom. Aa, bunu ayrı açabiliyor muyum? Şöyle yapsam. ha. Template Transformation yapılabiliyor. Yani nedir Template Transformation? İşte benim secret'ım şey olsa... İşte username password modunda bir JSON'sa, ben bunu işte capital username capital password modunda transform edip sonra işte dash key şey, ben bu secret'ı hem transform edip hem de işte Kubernetes'te var olan bir secret'ın üzerine maplemek istiyorum diyorum. Öyle olunca gidiyor, kendisi bir secret'a da oluşturuyor ve o secret'ı işte şey Environment variable olarak workload'a bind edebiliyorsun. İşte init container dediğim şey de işte şey işine yarıyor. Bu binding olmadan workload'u çalıştırtmıyor. Dolayısıyla secret hazır olduğu zaman bütün workload işte yaşam döngüsüne başlıyor diyeyim. Auto key rotation yapmak da yararlı diyor. Aynen. Key rotation şu an şey secret manager'da işi olarak var da daha oraya kadar gelemedik ama aynen bir yerde durursa ya da sen manage edersen sen rotate de edebilirsin onu bir şekilde Aa, falan neydi ha, pardon sen manage edersen değil secret manager manage ederse kendisi rotate edebilir çünkü kendi keyini kendisi daha iyi biliyor falan yoksa onu da işte kullanan insanın handle etmesi lazım bir şekilde Aa, falan filan neyse bunların map ediyor Başka ne oluyor? Ha bu şey için daha ziyade Hani Bazı workload, ben mesela şu an uğraştığım bir şey e, KeyClock denen. KeyClock'u biliyor musunuz bilmiyorum onu ben ayrıca şey yapayım da KeyClock KeyClock bir identity manager hani open source e, Falan Chat. E, yapıştıramadım. Chart Yapıştıramadım KeyClock'un helm chartlarında şey var e, işte root user'ı, root password'ı falan e, belirleyebiliyorsun. E, ve onu işte şey yapıyor uh, Keycloak. E, bir tane secret oluşturuyor arka planda. Nerede bu? Bulacağım seni. Ve o secret'ı eee kendi server workload'una environment variable olarak bind etmiş. Hani iki şey yapabilirim ben. Bir hani Keycloak'u forklayıp eee Keycloak'un environment variable olarak kullanması yerine işte secret manager'ın işte SDK'ini işte ya da sidecar'ını bir şeyini kullanıp onun üzerinden initialization'ı yapmasını sağlayabilirim ama o şey ciddi bir iş hani bir var olan codebase'i bozuyorum, forkluyorum. Artı hani keyclock'ta bir değişiklik olursa hani aynı değişikliği key fork ettiğim şeye de yansıtmam lazım. Ya da hani şey yapabilirim hani madem bu alet environment variable kullanıyor ve yani secret üzerinden kullanıyor. Şu mantıkla hani ben secretlarımı kendim yönetirim. Keyclock'un kullandığı secret'ı da hani secret manager üzerinden initialize ederim. Keycloak da aynı şekilde çalışmaya devam eder. Şey tarafı güvensiz tarafı şey ben hala yani ben Kubernetes secretları dahil herhangi bir secretın erişilebilir olmasını istemiyorum aslında. çünkü bu secretın etrafındaki güvenlik sağlanmamış olabilir. Bir konfigürasyon hatası olabilir. Yani bir sürü şey var. bir sürü atak vektörü var ona erişebileceği halde. Hani eğer bu secret olmasaydı ve Keycloak işte SDK üzerinden buradaki secretları consume etseydi öyle bir şey gerek kalmayacaktı. artı ee, bu secret'ler şeyde etcd'de tutuluyor cluster'da. etcd işte bir distributed database ve etcd'nin de encrypt edilmesi lazım aslında ki başka atak vektörlerine engel olsun. Bu secret'lara erişme dahil olmak üzere. Yani şey olmayabilir. Ben cluster admin olmasam bile bir şekilde etcd'ye erişimim varsa bu secret'ın etrafında ne kadar arbek olursa olsun o secret'ı okuyabilirim. Hani Etsy'nin enkript edilmesi için işte ayrı bir key manager kullanman gerekiyor. Ee, şey olarak hani önerilen o. Ama onu yapacaksam o zaman secret manager'a ne ihtiyaç var? Hani bir sürü çetrefilli şey giriyor işin içine. Yani ama eğer kodun kontrolü elinde değilse ve hani ne bileyim bir file mount sağ opsiyonu yoksa yani mesela şey yapabilirdim ben. Init container'ı koyarım. Eğer bunu environment variable'ının yanı sıra bu Secretary bir volume'dan da okuyabiliyor olsaydı şu öndeki gibi şey yapardım. Şuradaki nerede o? Aa, bulacağım. Şuraya mount ederdim. Oradan okuturdum ama Keyclock'ta o özellik de yok. Ee, öyle olunca mecbur hani zaman kazanmak ve nispeten güvenli olması açısından bu tarz bir legacy yüz kez yapılabiliyor. Hani öyle olursa ama şeyden emin olmak lazım. Şu Secret yeterince güvenli ve etcd e, Kubernetes'in kullandığı data store encrypted zaten hani şey e, bu etcd'nin encrypt olması bir sürü şeyde ön şart. Hani sen işte FIPS compliant olacaksan ya da başka bir güvenlik standardının sertifikasını alacaksan kendi uygulaman için ya da kendi işte Azure Service'in için falan e, en başta işte önden bir Encrypt et diyor. Ki aslında bence o da gereksiz ama onun çok detayına girmeyeceğim. Hani zaten onu sağladığın için bir tane hani şu Secret'in etrafında güzel bir arbek oluşturduysan, it's secure enough yeterince güvenlisin falan gibi bir use case gibi. Başka ne var? Bu bu kadarmış falan. Burası böyle. Hani işte arada da bakarsın şeylere bakayım. Böyle daldan dala atlıyorum kitap VMware Tanzu Secrets Manager uh, issues şöyle good first issue'lar var bunu da göndereyim link olarak copy yapıştıramadım paste yani bunların arasından Beğendiğiniz şeyler olursa alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Hani illa good first işi olarak label edilmiş olmasına gerek yok. Hani kafanıza takılan yani ben bunun altından kalkarım dediğiniz bir işi varsa alın. En fazla beni dürtersiniz. Beraber üzerinde çalışırız, bir şeyler yaparız. Hani yani karşılıklı bir şeyler öğrenmiş oluruz. Ee, falan tadında şeyler e, genel olarak. Ha ben şeyden de bahsedeyim. Nerede bu? Çat. Tam geyik muhabbeti ya. Ben yakında bağlayacağım, kapatacağım dedim. Daha bağlayamadım. <laughs> dur bakalım dur. Şey, nerede bu şeyim benim? Hop. Şu değil. Şu. Mind. Açıl bakayım. Ee, benim kendi açımdan şu anki önceliklerim işte şeye... Bu Secret Manager'ı Uh, VMware Telco'ya uh, kurmaya çalışıyorum. Ve bizim test ortamımız Kind. Uh, yani production cluster'a tabi şey de işte EKS'de ya da Azure'da ya da başka yerde ya da hani Bare Metal Kubernetes'te ama uh, CICD Pipeline Kind'da çalıştığı için ben yakın zamanda işte Secret Manager Kind'da kuracağım. Uh, ondan sonracıma Ve Kind belki Kind'la alakalı bir dokumentasyon. dokumentasyon çok da up ne oluyor? Şimdi bunu sonra da yapabilirim. ...later diyeyim şuna... ...hani dokumentasyon olmasa da... ...hani dokumentasyon olmalı da... ...şu an olmasa da olur... Ee, ...artı işte bu da bir şeyim var... ...benim bir use case olarak o keycloak'u kullanıp... E, ...şey yapmak istiyorum... Yani ...o environment variable'ları ...bu demin anlattığım yöntem üzerinden... keycloak'a bind etmeyi istiyorum... ...deneyeceğim şeylerden birisi o... Ee, ...onun dışında şey... ...bu mesela bu da yakın zamanda... ...istenen şeylerden biri e, ee, yani bu scriptların hepsini operatör elle girmektense bunu script etmek ki o da nispeten kolay o bunun için de işi açmaya bile gerek yok. Bir tane shell script'le işte o şeyleri e, ee, küp katıl exec falan filan deyip hani script'ları oluşturmak. Şu random script üretmek hani bir şeye ne, ne kadar dallandıracağını bağlı o projeyi. Hani Belli bir template verip işte içinde rakam olsun, şu olsun, bu olsun, uzunluğu bu olsun falan modunda bir şey verip oradan rastgele secret'ler üretmece e, gibi bir şey var. E, Secret'ların export edilmesi istenen bir şey. Çünkü şey, bir operatör mesela, Operator may want to see the secret. Fakat şey yaparken, e, bu secret'ları export ederken, bunu encrypt etmek lazım encrypted yani secret manager public şekilde çıkar yani tasarım design decision olarak o şey var hani e, secret'ı public olarak expose etmemek encrypted by the users public key yani bana şeyi versin public key'ini versin kim veriyorsa ben onu işte encrypt edeyim ve bütün secret listesini o public key ile encrypted olarak vereyim. Sonra ileride kendi private key'ini kullanıp decrypt edebilir falan. İşte şunların alayı için ben ayrı demolar oluşturup işte o showcase'e koyma şeyim var, yapacaklarım arasında var. Bir de şey var, şunu da ayrıca şuraya koyayım. Bizim cluster'da şu an ingress controller olarak Istio kullanıyoruz ama Istio service machine'i Uh, cluster'daki diğer workload'lara da yayma ihtimalimiz var. Uh, şey var Istio can use spire use an upstream spire. Yani Istio spire kullanabiliyor. Secret manager de spire kullanabiliyor. Ama tek sorun Istio'nun standart bir formatı var uh, bu esritleri şeyi SPIFY ID'leri verirken. E, dolayısıyla bu o format secret manager'dakiyle örtüşmüyor. Onu örtüştürmek için böyle daha regex based bir validation yapmak gerekebilecek falan. E, o tarz şeyler var. Hani bu genel olarak benim hani benim önceliklerim yani ben, üzer, ben bir şey üzerinde uğraşacaksam bunun üzerinde uğraşıyor olacağım büyük ihtimalle. Ama bu konularda da hani o destek olmak olan isteyen olursa ya da test etmek isteyen olursa o da bir destek. Ee, o da hani şey yani, more than welcome. Perl per soru sorusu scriptin bir online bir komut gibi çağırarak üretilebilir. Ha aynen scriptin içinde bir one line. Ya. Aynen ya bir tane shell script'te çok rahat üretilebilir. Ha Perl kullan... Pearl bağımlılığı sorun olur mu ondan emin değilim. Bir bakmam lazım ona. Yay. Yani... Ama... Aynen yani çünkü bizim şey var. Yani bizim build server da şey kullanıyor. VMware... VMware Photon OS kullanıyor. Ve bu Photon'un da bayağı bir şeyini... E, ee, Bones bir versiyonu, versiyonu kullanıyor. Ki, hani şey olsun daha güvenli olsun diye hani şeyden a ne denir ona infosek tarafından yaz niye pearl koyuyorsun ne gereği vardı falan tadında şeyler gelebilir. Ya yani onun dışında çok sorun olmaması lazım ama ee, ya yani, olmasa da ya yani çok şey değil ya yani çok basic bir şey olsa bile yani en baş ilk aşamada bana yeter hani. Yani sonrasında geliştirilir bir şekilde. falan ama hani benim kafamda olanlar bunlar. hani Başka şu an sorusu aklında bir şey olan varsa e, chat açık e, sorsun. Ben elimden geldiğince cevaplarım. Onun dışında da ufaktan bağlayacağım. Ondan sonra da ne bileyim kahvaltı yaparım herhalde öğlen oluyor. Ha, disaster room'da ne yapılacağı da. Ya o da şeyler arasında var, işler arasında var. Ama bak, şey yapayım. Şu list secret nerede bu ediyor muydu burada? Bak şu an listediyo. Bir tane secret var mesela. Get powder and system diyeyim. Ben şu an şeyi silersem, şunu silersem, copy Listem, Ctrl Shift V. Bu podu sildim. Bu şu an tekrar oluşturacak seyfi e, inşallah. Oluşturması bende sorun vardır. Ha, şey yaptı, start etti. E, ben tekrar listelersem bu şeyi, secretları aynı listeyi alıyorum. Hani şeyi disaster, bir disaster recovery bu hani şey olursa, safe göçerse ne olur? Ya yani aynısını şey de yapabilirim. Uh, Spire sistem. Uh, Spire server'ı uçurayım mesela. Copy. Ctrl Control Shift Spire sistem. Çat diye geldiği yerine ben tekrar şey yaparsam uh, Secretary listelersem tekrar göreceğim onu. Hani e, Spire'ın ve Safe'in göçmesi durumunda Disaster Recovery var. eğer Backing Volume, hani bu Persistent Volume Safe'e attached ise. E, ama şey yok hani. E, cluster göçerse ne olur? Bir backup cluster var mı? Yok. Ya da hani bir şu an mesela şeyde bak bu Safe tek bir pod. Sentinel'da tek bir pod. Bir high availability senaryo yok an itibariyle. O niye yok dersen şeyden dolayı uh, bu safe'deki secret'ların alayı memory'de duruyor. Persistent volume tek bir safe'e bağlı. Bunu high availability yapmak için bu secret'ları işte uh, persistent volume'da değil atıyorum işte bir e, uh, Postgres'te ya da Redis'te bir yerde tutmak lazım. Eee uh, ee, tadında şeyler. Ee, ama onların hepsinin şeyi var hani hepsinin sırası vardı. Hatta ben şuraya login olabilirsem şeyi de göstereyim. Genel olarak road nasıl login olacağım ben buraya? Dur şey login olunmuşu var ya onu getiririm. <laughs> Kendimi böyle sanal makinenin içinde hissediyorum. Şey yapamıyorum hani. Dışarıda da bir makinem var. Oradan ben browser açabilirim. <laughs> ya illa Linux'ta yapmam gerekli değil bunları falan. Ee, GitHub VMware Tanrıcı Secret Media buraya loginimdir herhalde. Burada şey var, bir tane proje var. Bunu public açamıyorum çünkü ver seviyesinde admin olmam lazım hani ama e, o şeylerin hepsi planlı. Hani tek derdimiz şu an şey eee kaynakları değerli şey verimli kullanmak. kaynak derken de insan kaynakları ee, Abişek mesela bayağı uğraşıyor özellikle Helm chart konusunda şey var bayağı katkısı var E yani ben elimden geldiğince destek oluyorum başka destek olanlar var ama ya yani bunlar bunlar bu arada şey yani her ortalama her 4-5 haftada yapılacak şeyler listesi E yani böyle böldük hani şey var ee, high availability mesela çıkacak mı high diyeyim şuraya high Başka diyeyim mesela. Şey desem. Mesela şurada var dediğim redis. Hani falan filan böyle olursa işte birden fazla safe instance'ı kullanabiliriz. Şu olabilir bu olabilir falan. Hani çoğunun o, o tarz şeyden ilk yani en başta aklımıza gelebilecek şeylerin bir sürüsünün planı var ama hani ...filan bir yere kadar yapıyorsun. Hani bir, bir, birilerinin de yapması lazım onu. Ee, hani şeyler de hani... ...ne bileyim bu daha karmaşık... ...bu AHA mesela karmaşık bir senaryo. Atıyorum belki çekirdek ekibin... ...yapması daha uygun olabilecek bir şey ama... ...ona gelene kadar bir sürü şey var. Hani ne kadar kontribütör olursa... ...hani şuradaki fazlalıklardan... ...ne kadar kurtulabilirsek... ...daha böyle dişe dokunur şeyleri... Erişmemiz daha rahat olur gibi ki bunun yanında bir sürü de şey geliyor. Yani arada bug'lar çıkıyor, regressionlar çıkıyor. İşte otomatik güvenlik taramaları var mesela onlar denk geliyor ve hani şey var ne diyeyim bir hani bir VMware tarafından yönetilen bir open source proje, değilsen yani bir yerde bir güvenlik açığı çıktıysa sana bir timeline veriliyor. işte e, işte 20 gün içinde falan bu şeyi çöz diyor. Çözmüyorsan da işte projeyi arşive almak üzerine işaretleyeceğiz diyor. yani sen o güvenlik sorununu çözdün, çözdün, çözemedin. Yaptığın o kadar emek şey hani gidiyor. dolayısıyla o hani arada giren şeyler de var. Hani bak burada açık çıktı. Burada işte bilmem bir tane CV çıktı. Bunu kapatman lazım. E yani Epitop'u dört tane adam var core ekipte. Bir tanesi zaten yeni layoff oldu. Onu zar zor ikna ettim. Gel hani bak sen ekibin parçasısın. E, proje ayrı, şirket ayrı hani etme, eyleme falan modunda. E, e, diğer üçünün işte birisi yoğun katkıda bulunuyor. Diğerleri hani tam katkıda bulunuyor ama fikirsel katkıda bulunuyor. Kod katkısı bulmaya vakit bulamadılar doğru dürüst. E, iyi, i̇yi böyle hani nereye gidecek ne yapacağız? Ee, şey hani ne kadar ekmek o kadar köfte hani o doğrultuda da ben şey de yapıyorum aslında hani bir yandan e, şirkette yani VMware'dayken şeyi zorluyordum hani madem bu bu kadar önemli hani bir adam gibi şey kuralım adam gibi çok seksist oldu. Layığıyla bir şey kuralım. Bir yapı kuralım. Ve yani buna full time'a e yakın dedicated olalım. Ondan sonucuma ve bir ekip hani çalışsın ve ne kadar zaman çalışır da belli olsun. Hani keyfine göre çalışıyor olmasın ve buna ürün gibi yaklaşalım. Ama o oh, apayrı bir süreç. O süreci VMware'de başlatmıştım ben. E, şimdi şeye geldi. Hani Broadcom'a geldi. Broadcom'da o süreci ikna etmek apayrı bir Aa, politik e, şey, cycle. Ve hani e, bir senede hani VMware politikasını az çok anlar hale gelmiştim. Broadcom'a daha yeni tanıştım. Hani orada nasıl yürüyor bu işler bilmiyorum. Ama bir yandan onu da itikliyorum. Bakalım. E, bir yere gelecek artık ha. <laughs> Okey. Chat. E, soru var mı başka? Oki doki tamam ben şey yapıyorum o zaman ufaktan bağlıyorum bunun devamını da yine duruma göre yaparız hani e, belki bir sonrakinde bilmiyorum Ya şeyde de konuşuruz hani bir sonrakinde belki canlı bir feature geliştiririz ya da işte bir şey çözeriz bir bug çözeriz bir şey yaparız e, öyle ayrı bir deneyim olabilir belki. Tamamdır. Ben öpüyorum hepinizi. Ufaktan kaçıyorum. Ay, boğazım kurumuş zaten. Kahvem de bitiyor. <laughs> tamam. Hadi kendinize iyi bakın.